TV1 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, lütuf ve ihsanı her birinizin üzerlerine olsun sayın seyircilerimiz, aziz dostlar. Evet, bugün bir kez daha hanelerinize, huzurlarınıza misafir olmaya geldik. Bu itibarla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yine çok güzel bir konuyu bugün sayın müftümle ele alacağız. Yine Neveser Musiki topluluğunun birbirinden güzel seslendireceği, o adeta gönüllerimize takdim edecekleri eserlerle, ilahilerle, ondan önce tabii ki de sözlerin, kelamların en yücesi Kur'an tilavetiyle inşallah bir kez daha bu iftar anının en kıymetli zaman dilimlerinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, keyfini, huzurunu yaşıyoruz efendim. Biliyor musunuz aziz dostlar, isyanları sebebiyle azaba düçar olup da son anda, son günde ve son saniyede ettikleri tevbe nedeniyle kurtulan tek bir kavim var geçmiş milletler içerisinde. O da Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. İşte biz bugün sayın müftümle Yunus Aleyhisselam'ı ve onun kavmini, balık sahibi Zünnun lakaplı Yunus Aleyhisselam'ı inşallah ele alacağız. Belki başlıkta da şu anda görüyor olabilirsiniz, balık sahibi Yunus Aleyhisselam'ı. İnşallah birazdan onu ele alacağız sayın müftümle. Hatırlarsınız, geride bıraktığımız haftalarda her hafta bir peygamberi ele almayı ümit ediyorduk ve bu itibarla her haftada bir peygamberi çok şükür ele almış idik. Davud Aleyhisselam'ı, kendisine ilim ve hikmet bahşedilen bir peygamber olan Davud Aleyhisselam'ı ele almıştık. Sabrın en yüce timsali Hazreti Eyyub'u ele almıştık. Ulul Azm, büyük peygamberlerden, beş büyük peygamberlerden biri olan ve adeta insanlığın, adeta da demeyelim, insanlığın ikinci atası kabul edilen Hazreti Nuh'u ele almıştık. İşte bugün de inşallah balık sahibi Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı ele alacağız. Ama ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi önce Kur'an tilavetine kulak veriyoruz. Kur'an tilaveti için bugün yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte. Bürüngül Camii müezzini kayyımı Ali Adıgüzel hocamız bizlerle birlikteler. Hemen hocamıza dönerek hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Hoş bulduk hocam, sağ olun, teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, sağ olun, siz de iyisiniz. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine doğru yaklaşıyoruz artık değil mi? Elimizden uçuyor gidiyor adeta 11 ayın evet, sultanı. Evet. İnşallah bu son günlerde layıkını değerlendirmek bizlerin en büyük vazifemiz olacak. Inşallah. Eyvallah, inşallah efendim. Davetimize icabet ettiniz, bir kez daha kırmadınız. Teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah. İnşallah yine o hoş sadağınızdan Rabbimizin yüce kelamını dinlemek istiyoruz efendim. Hazırsanız bizler hazırız değerli hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها
صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin olan gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi. Ürüngüz Camii Müezzini Kayyımı Ali Adı Güzel hocamıza bu güzel tilaveti sebebiyle teşekkür ediyoruz efendim. Ve evet aziz dostlar, sayın seyircilerimiz, bugün az önce de ifade ettik, balık sahibi Hazreti Yunus'u parantez içerisinde ifade ediyorum. İnşallah Sayın Müftüm'le ele alacağız. Neden acaba balık sahibi denmiş? Neden yeryüzünde daha önceki geçmiş milletler arasında bir tek, onlar da azaba düçar olmak üzere iken son anda ettikleri tevbeyle kurtuluşa eren bir millet olmuşlar, bir kavim olmuşlar? Hep bunları değerli hocamla ele alacağız inşallah bugün diyor ve muhterem hocamıza dönerek hoş geldiniz diyerek
bugünkü sohbetimizi, söyleşimizi başlatmak istiyorum efendim. Muhterem hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum Fatih hocam, hoş bulduk, safalar bulduk. Allah razı olsun efendim, iyisiniz, afiyet olsun. Elhamdülillah, şükürler olsun, iyiyiz. Allah iyilik, sağlık versin. Sizler hocam de iyisiniz. Eyvallah, bizler de iyiyiz, çok iyiyiz, hamdolsun. Sizleri görüp de kötü olmak mümkün Allah değil razı değerli olsun. Hocam. Teşekkür Allah razı ediyoruz. Olsun. Değerli izleyenlerimize ekran başında herkese bulunca kötü olmak elbette ki mümkün değil. Evet. Muhterem hocam, az önce de ifade ettik. Acaba neden balık sahibi denmiş Yunus Aleyhisselam'a? Evet. Ben çok merak ediyorum şahsen. Bismillah diyerek başlayalım. Eyvallah. O zaman. Rabbimiz Celle Celaluhu zaman zaman geçmiş peygamberlerden örnekler vererek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hem teselli eder hem de ona ümit aşılar. Bunlardan bir tanesi Enbiya Suresi. Enbiya Suresi'nde Yüce Mevlamız İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden, Lut Aleyhisselam'ı fasık kavminden, Nuh Aleyhisselam'ı da putperest inkarcı kavminden nasıl kurtardığından bahseder. Devamında Davut Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a ilim verdiğinden, hikmet verdiğinden, güç ve kudret verdiğinden, saltanat verdiğinden bahseder. Eyüp Aleyhisselam'ı hastalıktan nasıl kurtardığından bahseder. Yine hemen devamında İsmail Aleyhisselam'dan, İdris Aleyhisselam'dan ve Zülkif Aleyhisselam'dan bahsederek bunların çok sabreden kul olduğunu ve bunun neticesinde de Allah Celle Celaluhu'nun kendi rahmetine dahil ettiğinden bahseder. O zaman bu mübarek sure. Çok özür diliyorum. Enbiya suresini değerli izleyenlerimize evet, buradan elbette açık ki bir tefsirini okumalarını elbette ki şiddetle tavsiye edelim, önerelim değil elbette mi değerli ki hocam? Elbette ki. Peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin hayatlarına hakim olmak istiyorlarsa. Elbette. Eyvallah. Hemen devamında ve zennun iz zehebe mugadiben balık sahibi Yunus'u da hatırla. O kızarak kavmini terk etmişti. Fezanne ennen nakdir aleyhi. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu bunu kendi nefsi için, zat için söylüyor. Kızarak kavmini terk etmişti de bizim onu sıkıştırmayacağımızı düşünmüştü. Biz onu sıkıştırdık. Fenâde fil zulümâti en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ve karanlıklar içerisinde şöyle nida etti. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim diye nida ettim. Fessecebne lehu. Biz de onun bu duasına icabet ettik. Ve necceynâhu minel gammi. Onu sıkıntılar üstü sıkıntılardan kurtardık. Ve kezâlike nüncil müminin. Biz işte müminleri böyle kurtarırız. Allah Allah. Diyor. Evet. Bir zat Kur'an-ı Kerim Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı Zünnun ya da Zennun diye nitelendiriyor. Balık sahibi diye nitelendiriyor ki Yunus Aleyhisselam, Yunus bin Matta. Matta annesinin ismi. Annesine nispetle anılan iki kişi var. Birisi İsa Aleyhisselam, birisi Yunus Aleyhisselam. Annesinin ismine nispetle normalde insanlar babasının adına nispetle anılırlar. Peki değerli hocam, Yunus Aleyhisselam'ın ismi mi Yunus balığından geliyor, Yunus balığının ismi mi Yunus Aleyhisselam'dan geliyor değerli hocam? Doğrusu Yunus balığının isminin nereden geldiğini bilmiyorum. Ama Yunus Aleyhisselam balık sahibi diye nitelendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunu net olarak biliyorum. Eyvallah değerli hocam. Şimdi Musul'daki Nineve halkına Rabbimiz Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam 30 yaşlarında peygamber olarak görevlendiriyor. Evet. Ve onu üstün kılıyor. Bütün peygamber aynı zamanda olduğu gibi tüm peygamber aynı zamanda salat olsun, selam olsun. Onu üstün kılıyor. Diyor ki bu putperest Nineve halkını tevhide davet et. Tabi Yunus Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'dan İlyas Aleyhisselam'dan sonra peygamberliği devralıyor. Ardından başlıyor kavmini Allah'a anlatmaya. Bütün peygamberlerde olduğu gibi şu putları bırakın, şirki bırakın. Sizin Allah'ınız birdir. Kendisini bile korumaktan aciz olmayan putlar insan Allah olamaz şeklinde insanlara Allah anlatıyor. Tam 33 yıl. 33 yıl Allah anlatıyor ama Rubil ve Tenuh isminde iki bilge kişiden başka kimse kendisine inanmıyor. İki kişiden Allah 33 Allah. Yıl. Allah Allah. Hocam hep biz sözlerimizin arasında şunu söylüyoruz. Eğitimcilere, din adamlarına, müftülere, vaizlere. Diyoruz ki bizim tebliğ ve irşat dediğimiz husus
hemen etkisini göstermeyebilir. Evet. İnsan eğitime uzun soluklu bir şeydir. Dolayısıyla hemen bugün ektiniz, yarın bitmesini beklemeyin. İşte Yunus Aleyhisselam 33 yıl kavmini insanlar Allah'a çağırıyor ama insanlar şirkte diretiyor. Küfürde diretiyor. Ve o zaman adeta Rabbine bir sitem mahiyetinde, Allah'ım beni küfürde inat eden, direten kavme ne diye peygamber olarak gönderdin deyiveriyor. Adeta. Yüce Rabbimiz de kendisine, ey Yunus, yoksa sen benim tövbeleri çok kabul ettiğimi kıskanır mısın? Yoksa sen benim kalpleri halden hale çeviren olduğumu, dilediğim zaman bir kavme hidayet vereceğimi kıskanır mısın diye Allah Celle Celaluhu ona mukabelede bulunuyor. Ve tabii Yunus Aleyhisselam kavminin şirkte ısrarla direttiğini görünce buna üzülüyor, artık kavmine beddua etmeye başlıyor. Allah'ım diyor, benimle şu kavmin arasını ayır. Ve Yüce Rabbimiz her defasında ey Yunus kavmine, hani kitaplarda dua diye geçiyor da biz bunu olumsuz dua şeklinde anlıyoruz. Belki onlar nezaketen bu lafı söylemişlerdir. Biz de öyle söyleyelim. Ey Yunus, kavmine dua etmekte acele etme. Her defasında Rabbim kendisine bunu söylüyor. Ey Yunus, kavmine dua etmekte acele etme. Evet. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir. Kendisine yönelen hiçbir kulu boş çevirmez. Ve kalpleri halden hale çevirendir. Ve en sonunda Allah Celle Celaluhu kendisine 40 gün 40 gece kavmini tevhide davet etmesini emir buyuruyor. Yunus Aleyhisselam başlıyor 40 gece 40 gün. Allah anlatıyor ama kavminden hiç dönen eden yok. O iki kişiden başka kimse tabii yok. Tabii. Rubil ve Tenuh Yunus Aleyhisselam'a inanmışlar. Biz demişler senin getirdiğin dine inanıyoruz. Senin söylediğin Allah'a inanıyoruz. Diğerleri yine gafletlerine devam ediyorlar. Putperest hallerine devam ediyorlar. Ve Yunus Aleyhisselam bıkmadan, usanmadan günlerce tekrar kavmini Allah'a davet ediyor. 37. günde artık Yunus Aleyhisselam bunlardan 40 günün dolmasına 3 gün kala. Evet, ümidi kesiyor iyice. Diyor ki bu arada kendi kavmin de gelecek azaptan da artık yavaş yavaş da onlar da o azapla da kendini korkutuyor. Diyor ki bakınız, Rabbim size 40 gün mühlet verdi. 40. günde inanmazsanız size azap gelecek. Ey Yunus diyorlar, bu azabın belirtisi nedir? Yani hani şöyle, bütün insanlar bunu der. Ya madem cennet var diyorsunuz, gösterin bakayım haydi. Adeta bir mucize misali bir şey istiyorlar. Tabii, yani. Tabii. Madem cehennem var diyorsun, hadi gösterin bakayım. Evet, evet. Ya da ey Nuh aleyhisselam, sen bizi azapla tehdit ediyorsun. Hadi bakayım getir şu tehdit ettiğin azabı, bize de bir görelim diye bütün inanmayan insanlar ya da Allah'la mesafeli olan insanlar hep o azabı beklemişlerdir. Ama şunu bilmiyorlar ki hüküm verildiği andan itibaren geri dönüş olmaz. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ı denemeye çalışan zindan arkadaşları gibi. Kalem kırıldıktan sonra. Kalem kırılınca bunun geri dönüşü olmaz. O iş bunu göz ardı ediyorlar. Şimdi hatta ve hatta cehennemlik bir insan tam ölmek üzereyken Allah'ım ne olur şu ölümümü tehir et de beni tekrar dünyaya döndür de ben kulluk nasıl olurmuş sana göstereyim diye serzenişte bulunacak ama onun bu yakarışı kabul edilmeyecek. Tıpkı bunun gibi Yunus Aleyhisselam da kavmine diyordu ki ey kavmim 40. gün geldiği zaman sizin başınıza öyle bir azap gelecek ki görülmemiş bir azap gelecek. İnanın. Ve tabii ama bu arada Allah Celle Celaluhu da sürekli Yunus Aleyhisselam'a acele etmemesini, özellikle beddua konusunda acele etmemesini ve kendi emri gelmeden de kavmini terk etmemesini emir buyuruyor. Yunus Aleyhisselam 37. gün yine bu şekilde kavmini davet edince kavminden ileri gelenler diyorlar ki peki diyorlar, bu azabın bize geldiğini gösteren emare nedir?
delil nedir? Belirti nedir? Belirti nedir? Bize söyler misin deyince Yunus Aleyhisselam yüzlerinizin renginin değişmesidir. Anadolu'da buna ne deniyor hocam? Benzininizin atması. Betbeniz attı. Betbeniz attı derler ya. Evet, evet. Benziniz kül gibi olur, mahvolursunuz. Bu diyor belirti. Ve 40. geceye doğru yaklaşıyorlar artık. 40. gecede de Yunus Aleyhisselam bakıyor ki bunlar hala iman etmedi. Ve diyor ki, terk ediyor artık kavmini. Sizden diyor, ne köy olur ne kasaba, 33 yıldır ben sizi Allah'a çağırıyorum, siz inanmadınız, terk ediyor. Bu arada bütün peygamberlerin yaptığı gibi çok enteresandır. Hocam, ehli tevhid, ehli şirkin günahına katlanamaz. Tıpkı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin putperestliğini hazmedemeyip sık sık Hira mağarasında inzivaya çekildiği gibi Yunus Aleyhisselam da sık sık kavminden uzaklaşır, dağlara çekilir ve orada Allah'la baş başa kalırdı. Acaba o peygamber aleyhisselam günümüzde olsaydı ne yaparlardı? Evet, değil. Demek ki bu, hatta biz yine Allah dostlarının inziva hayatlarını çok iyi biliyoruz. Kimisi dağın en zirve yerlerinde, kimisi mağaralarda, öyle değil mi? Evet. Kimisi yaptırmış oldukları çilehanelerde halkın günahına tahammül edemedikleri için halkın Allah'tan uzaklaşmalarına, her şey Allah'ın varlığına, birliğine delalet ederken, her şey dünyanın faaliliğine delalet ederken insanların bu vurdum duymazlığı noktasında Allah'ın emirlerine kayıtsız kalmasına dayanamadıkları için ehli ilim, ehli takva ve peygamberen zam zaman zaman dağların yüksek yerlerine çıkmış, orada Allah'la baş başa kalmışlardır. Zaman zaman mağaralarda, zaman zaman da yaptırmış oldukları çilehanelerde şirkin o günah yüzünden, o günah bataklığından kurtulup Allah'la baş başa kalmışlardır. Yunus Aleyhisselam da zaman zaman böyle yapardı. Esasen tüm peygamberlerde bu halde, evet, görüyoruz bu yaşantıyı da, değil mi? Elbette ki. Yani benzer hali. Evet. O Allah'la baş başa kalma, mağaralara çekilme, insanların günahlarına uzaklaşma hali bütün peygamberlerden inziva hayat dediğimiz, evet, hayat, evet, bütün peygamberlerde mevcuttu ki Yunus Aleyhisselam da aynı şeyi yapıyordu. Ve en son hocam, oraya müsaade buyurursanız bir virgül koyalım derim bence. Lütfen. Yani şöyle, 40. günü tamamladık. Buradan henüz sonra gelmedik. 40. günün tamamladık, 40. gündeyiz. 39. gün bitti. 40. günün gecesi başlıyor. Tamam, harika. Oradan devam edeceğiz, elbette, inşallah. Biraz daha böyle heyecanlı olsun, elbette, biraz daha. Elbette, kıymetli, eyvallah, hocam. Evet, sevgili Nevesel Musiki topluluğu, hoş geldiniz. Değerli üstadların Yusuf Hikmet Balak, sevgili Mehmet Erkara, Akif Erman, Mustafa Tokyay üstadımız, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Evet, bugün bizlere, ekranları başında değerli izleyenlerimize, gönül dünyamıza neler takdim edeceksiniz, armağan edeceksiniz efendim? Bugün kıyamet makamında eser istişare ettik değerli üstadlarla. Eyvallah. Yine sanat müziği formundan seçtik ama tabii sözleri Nahut Maruf yazılmış. Böyle müşterek bir eser. Eyvallah. Hacı Arif Bey beslemiş. Vücud ikliminin sultanısın sen. Ona bağlı olarak da güzel bir ilahe sürpriz olsun. Eyvallah. Peki. Bekliyoruz biz de o zaman sabırsızlıkla. Sultan
Efendim, teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde inşallah yine devam edeceğiz. Yusuf Hocam, ben sabırsızlıkla bekliyorum. 39. geceyi bitirdik. 40. güne uyandık. Evet. Acaba 40. günde bizi ne bekliyor? Dolayısıyla inanıyorum ki sizler de sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet değerli hocam, 39 bitti. 40. güne Bismillah dedik. Buyurun. Evet, 39. gün biterken Nineve halkı yüzlerinin renginin değiştiğini ve beldelerin üzerine simsiyah bulutun indiğini gördüler. Yani o benizleri, beti benzi sarardı, soldu, attı, evet, dediğimiz hadise o gün artık gerçekleşiyor. Herkes de o halk üzerinde tabii, olmaya başladı tabii, yani elbette öyle mi hocam? Ki. Ve birbirlerine diyorlar ki eyvah diyorlar. Biz, senin yüzün niye böyle? Biz ne yaptık diyorlar. Demek ki Yunus'un söylediği gerçekmiş. Artık o azap bize gelecek. Ama biz ondan bir yalan da duymadık diyorlar. Şu ana kadar Yunus'un yalan söylediğini de duymadık. Acaba mı demeye başlıyorlar yani o halde. Evet. Son noktaya gelmeden, son anda ama son noktaya gelmeden yavaş yavaş tedirgin oluyorlar. Diyorlar Yunus Aleyhisselam'dan biz kötü söz de duymadık, yalan da duymadık, eyvah diyorlar. Eğer sabah kalktığımızda Yunus Aleyhisselam'ı bulamazsak bil ki onun dediği gerçekleşiyor diyorlar. 40. gece oldu sabah. Tabii bu arada Yunus Aleyhisselam kavmine kızıyor.
Yıllardır anlattım, ikna olmadınız. Son 40 gün verdim, yine ikna olmadınız. Ben gidiyorum o halde diyor, kavmini terk ediyor. Cebrail aleyhisselam Yunus aleyhisselama geliyor. Diyor ki, ey Yunus, kavmini terk etmekte acele etme. Hayır diyor, ben beni intihar eden kavme dönmüyorum diyor. Diyor ki, bir an önce kavmine dön, son kez onlara tevhide davet et. Deyince Yunus aleyhisselam diyor ki, bir binit bulayım da öyle kavmime döneyim diyor. Belli ki biraz uzaklaşmış. Cebrail aleyhisselam, ey Yunus, senin kavmine dönmen binit bulmandan daha evladır, dön kavmine diyor. Bu sefer diyor ki Yunus aleyhisselam, bir ayakkabı bulayım da kendime. Düşünün o dönemki şeyi. Çok enteresan hocam. Gerçekten. Ayakta ayakkabı yok, yemeği ekmek yok. Yollara düşmüş. Ayağım götürecek taşıt yok. Taşıt zaten yok. Ayağım ayakkabı bulayım da öyle döneyim kavmime diyor. Yine Cebrail aleyhisselam, ey Yunus, kavmine dönmen ayağına ayakkabı bulmandan daha ivedidir, daha aceledir. Dön kavmine diyor. Ve Yunus aleyhisselam biraz öfkeleniyor. Hayır diyor. Küfürde direten, şirkte direten kavme ben dönmeyeceğim diyor. Yani esasen o Cebrail aleyhisselamın getirmiş olduğu, o söylediği o sözün Rabbimiz tarafından da geldiğini biliyor esasen. Biliyor, değil mi Yunus aleyhisselam? Ama içinde bir Yunus aleyhisselama da uyarı aynı zamanda. Değil mi? Fakat Yunus aleyhisselam kırılmış. Evet, içinde atamadığı bir kırgınlık yıllardır var. Yıllardır. Evet. İlmek ilmek, emek emek kavmini davet etmiş ama onların duyarsızlığı karşısında kırılmış. Son bir kez 40 gün yine kırılmış Yunus aleyhisselam. Evet, evet. Tabii sabah oluyor. Nineve halkının üzerini simsiyah bulutlar kaplamış. Herkesin yüzü değişmiş. Eyvah diyorlar, eyvah. Ne yapacağız diyorlar. Ve kavminden bilge olarak inandığı kişilerin yanına gidiyorlar can havliyle. Biz ne yapacağız diyorlar. Yunus aleyhisselamın bize vaat ettiği bu azap geldi çattı. Eğer biz bir önlemini almazsak mahvolduk diyorlar. Ne yapacağız? Evet. O bilge insanlar da kavmine diyor ki, siz önce bir tövbe edin. Önce toptan bir tövbe edin. Hani biz hep diyoruz ya, dua tövbeyle başlar. Kısmet olursa yani duanın adaplarındandır. Tabii ki hocam. Üç gece sonra Kadir Gecesi. Önce evet. Tövbe. Siz diyorlar o bilge kişiler, önce güzelce bir tövbe edin. Ardından Allah'a, Allah'ım sen zatınla kaimsin, zatınla dirisin. Bütün eşyayı ayakta tutan sensin. Tövbeleri kabul eden sensin. Biz yanlış yaptık diye tövbenizi izhar edin diyorlar. Yine o bilge insanların yönlendirmesiyle Yunus aleyhisselamın kavmi hocam bir açık araziye çıkıyor. Tıpkı Efendimizin yağmur duasında yaptığı gibi. Kötü elbiselerini giyiniyorlar. Bütün çocukları, emzikli bebeleri, çocukları, kadınları, hayvanları, hayvanların yavrularını. Hepsini ne varsa ne yoksa bu araziye götürüyorlar. Hatta üzerlerine biraz da toprak serpiyorlar. Niçin? Acziyetin halidir. Kul dua ederken olabildiğince aciziyetini sergilemeli ki Rabbimizin rızasını celbetsin. Evet. Yoksa haşa müstagni bir eda ile haşa Allah'ım istersen ver, istersen verme. Haşa anlamına gelebilecek bir eda ile değil. Olabildiğince zelil, olabildiğince tevazu emarelerini gösterir bir eda ile bu kavim o arazide 40 gün 40 gece hıçkıra hıçkıra dua ediyorlar. Allah'ım biz ettik sen etme. Allah'ım biz yanlış yaptık. Peygamberin Yunus'un davetine icabette acele etmedik. Onu üzdük, kayıtsız kaldık ki sen alemlerin Rabbisin. Allah'ım sen etme diye 40 gün 40 gece emzikli çocuklar bir taraftan, anneler bir taraftan, annelerinden ayrılmış hayvanlar bir taraftan, yavruları bir taraftan ve bu arada bunu yaparken de
kimin üzerinde ne tür bir hak varsa bunu ivedilikle de yerine getiriyorlar. Öyle ki Nineve halkı, kıymetli hocam, yapmış oldukları evin temelinde bir başkasının taşı varsa bu evi yıkıyor, o taşı sahibine iade ediyor. Allah Allah, çok enteresan hocam. Demek ki tövbenin, duanın kabulünde birincisi bolca tövbe, evet, ikincisi hakları iade, üçüncüsü olabildiğince zelil bir hal, tevazu bir hal, dördüncüsü kabul olunacağına dair ısrarlı bir şekilde münacat. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bunu başarıyor. 40 gün, 40 gece hıçkıra hıçkıra, bağıra çağıra Allah'ım sen affet diyorlar ve en sonunda Rabbimiz onları affediyor. Affediyor. Yunus Aleyhisselam bir insana rastlıyor. Kendi kavmini soruyor. Diyor ki ne oldu bu Nineve halkının durumu deyince, o kişi Nineve halkının üzerinden Allah o azap bulutunu kaldırdı diyor o kişi. Allah o bulutu kaldırdı. Onların duasını kabul etti. Ama onlar peygamberlerini arıyorlar diyor. Fakat Yunus Aleyhisselam diyor ki burada da sanki biraz da yine kavmine sitem var. Diyor ki ben diyor artık yalancı durumuna düştüm. Rabbimle kavmim arasında kaldım adeta diyor yani. Yalancı durumuna düştüm. Hakikat elbette ki bu değildi. Rabbimiz ona 40. günün sonuna kadar kalmasını bekle demişti. Ve onlara beddua etme noktasında acele etme demişti. Ama Yunus Aleyhisselam ben yalancı durumuna düştüm. Nasıl onların yanına döneyim? Dönemem diyordu artık. Ve şunu da biliyordu. Nineve halkının şöyle de bir özelliği vardı hocam. Yalancı insanları idam ederlerdi. Allah bilir ama Yunus Aleyhisselam bunu da bildiği için, oysa kavmi onun hakkında böyle düşünmüyordu. Kavmi diyordu ki Yunus Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Biz ona karşı yanlış yaptık. Allah'a dua ettiler. Allah da dualarını kabul etti. Azap bulutlarını kaldırdı. Fakat Yunus Aleyhisselam hayır diyordu. Ben yalancı durumuna düştüğüm kavmimin yanına dönemem diyordu ve yolculuğuna revan oluyordu. En sonunda daha uzaklara gitmek için bir gemiye biniyor malumlarınız. Gemiye biniyor. Hava çok fırtınalı. Deniz çok dalgalı. Normalde bu geminin hareket etmesi lazım. Ama gemi bir türlü hareket etmiyor. Hani o dönemki gemileri şimdiki motorlu düşünmeyelim. Yani belli ki yelkenli bir gemidir. Evet. Belki insan gücüyle gidebilen bir gemidir. Ya elbette ki küreklerle giden bir gemi, belki yelkenle giden bir gemi. O geminin kuvvetli fırtınada ve rüzgarda seyretmesi gerekirken gemi sağa sola yalpalıyor ama bir türlü hareket etmiyor. Ve gemidekiler diyorlar ki belli ki bu gemide efendisinden kaçan bir köle var. Belli ki bu gemide günahkar birisi var. Zira gemide günahkar birisi olunca gemi hareket etmez. Zira gemide efendisinden kaçan birisi olursa Allah gemi hareket Allah. Etmez. Allah Allah. Ve Yunus Aleyhisselam anlıyor ki o kişi kendisi. Efendisinden, Allah Celle Celaluhu'dan, Rabbinden kaçan. Onun tamam ey Yunus kavminden uzaklaş emri gelmeden giden kendisi ve diyor ki oradakilere o benim diyor. O günahkar olan kişi ben ve kendisini tanıtıyor. Ve beni diyor gemiden denize atın, geminiz hareket eder o zaman. Deyince oradaki insanlar diyorlar ki hayır diyorlar. Biz Allah'ın peygamberine bunu reva göremeyiz. Seni denize atamayız. Ve gemi yine hareket etmiyor. En sonunda Yunus Aleyhisselam kura çekmeleri önerisinde bulunuyor. İlk kurayı çekiyorlar. Yunus Aleyhisselam'ın adı çıkıyor. Belli ki gemideki insanlar da son derece basiretli insanlarmış. Hayır diyorlar. Atmamakta direniyorlar adeta. Biz Allah'ın peygamberine bunu yapamayız. Bunu reva göremeyiz. İkinci kez kura çekiyorlar. Yine Yunus Aleyhisselam. İkinci kez yine Yunus Aleyhisselam'ın ismi çıkıyor. Üçüncü kez kura çekiyorlar. Üçüncü kez yine Yunus Aleyhisselam'ın ismi çıkıyor. Yine atmıyorlar. Hayır diyorlar. Biz Allah'ın peygamberine bunu reva göremeyiz. Ve vallahi sonu nereye varacak gerçekten çok merak ediyorum hocam. Müsaade buyurursanız yine elbette, bir virgül elbette koyalım ki bu noktada elbette inşallah. Ki, lütfen, hakikaten lütfen çok böyle sürekli son dakikalarına gelmiş
ve berabere devam etmekte olan adeta bir maçın heyecanı gibi bir heyecana sahne oldu burası da gerçekten. İnşallah devam edeceğiz. Yani 3. kurayı da çektiler, oradan devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili Neveser Musiki Topluluğu üstadlarım. Bana doğru bir mikrofon geldi ama sebebi hikmetini hocam bugün sizde belli yine bir sürpriz var. Tabii ki o güzel kasidenizden istifade etmek istiyoruz. Buna bağlı olarak ilahi tedbiri size alalım diyoruz. Eğer müsaade ederseniz. İkinci bölüm tamamen size ait. Estağfurullah. Şimdi geride bıraktığımız günlerde bir iki defa kaside okuduk. Ona sürpriz demiştik ama bu şimdi buna ne diyeceğimi bilemedim. Mehmet hocam bu double sürpriz mi oldu? Biraz emri vahiy gibi bir şey. Bu hakikaten öyle oldu yani şimdi. Yani şöyle diğerlerin de yayın öncesi falan biraz böyle çıtlatıyordunuz. Bunda o da olmadı yani maşallah. Yani Rabbimiz ne getirirse diyelim o zaman. Eğer sürçülisan edersek de gerek sizler, gerek değerli müftüm, gerekse ekranlar başında bizleri takip eden değerli izleyenlerimiz artık herhalde bizleri bağışlarlar. Evet, bize de okuyacaksınız sayın seyircilerimizle beraber sizi bekliyor şu an. Eyvallah. O zaman yani bilemedim. Şimdi de kasideyle beraber bir eser mi okuyacağız? O zaman şöyle yapalım mı? Hocam o zaman şöyle yapalım. Arada bir kaside atalım. Eyvallah. Yine tarafınızdan. Yavaş yavaş Ramazan'ın bitimine yaklaşıyoruz. Bravo. Mübarek Ramazan ayı. Bir devre daha uğurlaması yaparsak. Eyvallah. Tamam. Yapalım inşallah. Güzel olur. Yapalım inşallah. Harika. Estağfurullah. Eyvallah. Yapalım inşallah. Elveda
Elveda teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz. Gerçekten benim için çok anlamlı oldu. Çok sürpriz oldu. Estağfurullah. Sizler sağ olun, var olun efendim. Sevgili üstadlarım, sizler sağ olun. Estağfurullah efendim. Çok hayran kalmıştır. Çok beğenmiştir. Zaten onlar da çok istiyorlar. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Eksik olmayınız efendim. Sağ olun. Eyvallah. Değerli hocam, yani gerçekten Nevser Musiki Topluluğu beni duygulandırdı yani. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel okunur. Nefesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun değerli hocam. Evet, gemide 3. kurayı da çektik. Evet. Her defasında Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ama bir türlü kabul etmedi gemidekiler. Oradaki insanlar biz Allah'ın peygamberine bunu reva göremeyiz diye kendisini gemiden aşağı atmadılar. Fakat gece olunca Yunus Aleyhisselam kendi kendine denize atladı.
Bu arada Yüce Rabbimiz balığa vahyetti. Ey balık, kulum Yunus'u yut ama o sana bir gıda olarak gelmiyor, barınak olarak senin karnına geliyor. Sakın ha onun ne etine ne de kemiklerine herhangi bir zarar verme diye Rabbimiz vahyediyor. Bu arada tabi balık Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Yunus Aleyhisselam gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balığın karnının karanlığı olmak üzere 3 kat karanlıklar içerisinde fenâde fil zulümâti en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Allah'ım la ilahe illa ent, senden başka hiçbir ilah yoktur. Mabut olarak var olan tek sensin. Sübhanek, seni her türlü eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim. Tüm kemal sıfatlarla muttasıftır zaten. İnni küntü mine zalimin. Şüphesiz ki ben senin son emrini beklemeden hareket ettiğim için kendi nefsime zulmettim diye orada halini Allah'a arz ediyor. Ve Yunus Aleyhisselam tabi balığın karnında geçirmiş olduğu ilk şokun ardından bakıyor ki ölmemiş kendisi, sağ, hareket edebiliyor. Hemen orada bir rivayete göre ima ile Rabbine secde ediyor. İma ile. İma ile Rabbine secde ediyor ve şükrediyor aynı zamanda. Allah'ım diyor, hiç kimsenin ibadet etmediği bir mekanı bana Allah ibadet Allah. Mahalli kıldığın Allah için Allah. Zatına hamd ediyorum diyor. Bakış açısına bakar mısınız evet. Değerli hocam? Ve orada sesler duyuyor. Hiç alışkın olmadığı sesler. Bu sesler tabi balık Yunus Aleyhisselam yutar yutmaz derinliklere inmiş. Kendi mekanına inmiş. Orada Yunus Aleyhisselam sesler duyuyor. Acaba bu ne ki diyor. Bu sesler ne ki deyince Rabbimiz Teala tarafından ey Yunus bu denizdeki balıkların Allah'ı tesbih sesleridir diyor. Allah Allah, Sübhanallah. Kıymet hocam, kainatta her ne varsa denizin dibindeki en derinliklerindeki balıklardan uzayın sınırsız derinliklerindeki mahlukata varıncaya kadar canlı cansız bütün mahlukat kendi lisanı haliyle Allah'ı anmaktadır. Sübbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Ancak ve ancak ne yazık ki Allah'ın akılla donattığı, iradeyle müzeyyen kıldığı ve yeryüzüne halife olarak gönderdiği insanın tamamı Allah'ı anmamaktadır. Ne yazık ki. Ne yazık. Ve Yunus Aleyhisselam denizin karanlıklarında bütün o mahlukatın tesbih seslerini duyuyor. Yunus Aleyhisselam'ın tesbihini de gökte melekler duyuyor. Sübhanallah. Ya Rab diyorlar. Biz çok uzaklardan bir ses duyuyoruz. Bu ses ne sesi diyorlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki o yaptığı amel ve ettiği dua her an katıma yükseltilen kulum Yunus'un sesidir. Allah Allah. Allah Allah. O diyor bana karşı küçük bir hata işledi. Ben de onu balığın karnına hapsettim. Allah Allah. Deyince bütün melekler Yunus Aleyhisselam'a dua ediyorlar. Ve Rabbimiz de aslında onu yine büyütüyor. Diyor ki yaptığı amel yükseltilen, yani balığın karnında amel işliyor, o kabul oluyor. Dua ediyor, duası da kabul oluyor. Melekler de Yunus Aleyhisselam'a dua ediyorlar, ona şefaat diliyorlar. Ve en sonunda Rabbimiz فَسَّجَبْنَا لَهُ onun bu yakarışı karşılık buldu. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ biz diyor onu sıkıntılardan kurtardık diyor. Duasını kabul ediyor. Ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte bizde bunu Rabbe giden yolda dualar isimli eserde naklettik evet. Kıymetli hocam. Orada Efendimiz buyuruyor ki her kim ki Yunus'un yakarışıyla Allah'a yakarırsa Allah onun duasını kabul eder diyor. Sübhanallah. Balığın karnındaki Yunus'un öyle mi la duası? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin der ve halini Allah'a arz ederse Allah onun duasını kabul eder diyor. Tabi çeşitli rivayetler var. Ama rivayetin birine göre Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün kalıyor.
kavmini uyarması 40 gün. 40 gün. Kavminin tövbe etmesi 40 gün. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında kalması 40 gün. Ve en sonunda Rabbimiz balığa vahyediyor. Artık diyor o emaneti karaya çıkarma zamanın geldi. Rivayete göre balık çeşitli yerlerden geçiyor, Dicle'den geçiyor. En sonunda Nineve yakınlarında bir sahile Yunus Aleyhisselam'ı atıyor. Yani bırakıyor. Adeta kendi memleketinin olduğu evet, yakın bir yere bırakıyor atıyor. Yine. Şimdi Yunus Aleyhisselam dışarı çıkıyor ama bütün vücut azaları tam. Hiçbir eksiklik yok. Kemiğinde kırılma yok, etinde ezilme yok. Ama tıpkı bir bebek gibi hiç hareket edemiyor. Hani nasıl ki 2 günlük bir bebek annesinin bakımına, annesinin vermiş olduğu süte muhtaçsa, Yunus Aleyhisselam'da hiçbir hareket belirtisi yok kendisinde. Allah Allah. Fakat Rabbimiz Celle Celaluhu hemen oradan bir kabak bitkisi bitiriyor. Kabağın yapraklarıyla kendisini gölgelendiriyor. Allah Allah. Çiçeğin sütünü ağzına damlattırarak Allah Allah hocam. Onu besliyor. Ve bir de keçi yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Keçi her gün otluyor sağda solda, güzelce sütleniyor. Sütünü de getiriyor. Adeta Yunus Aleyhisselam'ın ağzına sağar gibi onu besliyor. Subhanallah. Çünkü kendisi hareketsiz. Subhanallah. Ve bir zaman sonra artık Yunus Aleyhisselam iyileşiyor. Çevreyi ufak ufak geziyor, kolaçan ediyor. Bir gün geldiğinde kendisine süt veren o kabak bitkisinin kuruduğunu görüyor. Ve çok üzülüyor. Allah Teala nida ediyor. Ey Yunus, sen kavminden 1000 kişinin helak olmasına üzülmedin de sana süt veren bir kabağa mı üzüldün? Allah Allah. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, biz senin kavmini bağışladık. Git onların yanına diyor. Git onların yanına. Yunus Aleyhisselam bu arada bir çobana rastlıyor. Çobanla tanışıyor. Çobana diyor ki, ben senin kavminin, Nineve kavminin peygamberiyim. Allah Teala da benim onların yanına gitmemi emir buyuruyor. Sen benim hayatta olduğumu kavmine söyler misin? Diyor ki çoban, ben diyor onların yanına gidersem beni yalanlarlar. Yalanlarlarsa da beni öldürürler. Hani demin demiştik ya, Nineve halkı yalan söyleyenleri öldürüyor diye. Güzel de bir aslında evet, teamülmüş. Evet. Çünkü yalanın olduğu yerde her türlü kötülük vardır. Kötülük olur. Dolayısıyla yalanı ve yalancıyı barındırmıyorlar. Evet. Diyor ki Yunus Aleyhisselam, ben sana 3 tane destek vereceğim. Birincisi, hemen çobanın sürüsünün içerisinden bir keçiyi çağırıyor. Bu keçi sana şahitlik edecektir diyor. Benim burada seninle görüştüğüme. Ve bulunduğumuz yer şahitlik edecek. Bir ağacı da gösteriyor. Bu ağaç da sana 3 tane şahit gösteriyor. Kavmin seni yalanlarsa bu keçi, bulunduğumuz toprak ve ağaç senin lehine şahitlik edecektir diyor. Çoban gidiyor kavmine. Tabi kavmi diyor ki, biz sen diyor bunu nereden çıkardın? Bizim peygamberimiz bizi terk etti gitti. Sen diyor yalancıysan öldüreceğiz sen diyorlar. Ve hemen o çoban lütfen durun diyor. Sabaha kadar bekleyin. Kral bu fermanı veriyor. Öldürün bu çoban diyor. Eğer ispat edemezse bu çobanı öldürün. Kraldan çoban mühlet istiyor. Lütfen sabaha kadar bana mühlet verin. Efendim adamlarınızı yanımda gönderin. Ben diyor şahitlerim var, delillerim var. Bunu ispatlayacağım. Tabi sabah olunca kralın adamlarıyla birlikte çoban mekana gidiyor. O 3 şeyde şahitlik ediyorlar. Keçi dile geliyor. Diyor ki evet, benim çobanım burada Allah'ın peygamberi Yunus'a görüştü. Yer de şahitlik ediyor. Üzerine bastıkları yer. Evet diyor. Ağaç da şahitlik ediyor. En sonunda kral ve kavimle Yunus Aleyhisselam buluşuyor. Kavmi tabi sarmaş dolaş, elini ayağını öpüyor. Diyorlar ki biz senin kıymetini bilemedik, kadrini bilemedik. Kral da bu arada rivayete göre tahtına çobanı oturtuyor. Diyor ki buraya sen daha layıksın, doğru sözlüsün, doğru bir insansın. Çobanı oturtuyor. Yine son cümlelerim olmak üzere Yunus Aleyhisselam
kavminin arasında 40 gün kalıyor. 40 gün sonra kralla beraber terk-i diyar ediyorlar. Başka memleketlere gidiyorlar. Orada yani kavmi orada kalıyor. Evet, onlar kralla beraber birlikte gidiyor. Kral da artık tahtı bırakmış. Yunus Aleyhisselam'a tam bir ittiba etmiş ve başka memleketlerde Allah'a ibadete devam ediyorlar. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'den Mekke'ye gelince o arada bir mekana geldiğinde diyor ki ben diyor burada Yunus peygamberin kızıl devesinin üzerinde hurma liflerinden yapılmış bir ip de elinde olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk Allah diyerek Allah. Gittiğini görüyorum diyor. Allah Allah, Sübhanallah. Yüzyıllar sonra. Evet. Ve böylelikle Yunus Aleyhisselam hac ibadetini de yapıyor. Artık ruhunu Rabbine teslim ediyor. Hocam harika, etkileyici bir kıssaya sahipmiş gerçekten. Evet. Yunus Aleyhisselam yani o kavmini tevhide davet edişi, onların kabul etmeyişi, evet, onlara bir süre verişi, ardından onları o süreyi uymayınca aralarından ayrılışı, evet, gemiye binişi, balığın karnı derken tekrar bundan kandili. Dolayı Yunus Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Zünnun diye anılıyor değil mi? İsimlendiriliyor. Balık sahibi. Balık sahibi. Eyvallah hocam, yüreğinize sağlık. Şöyle vakte de bakıyorum. Vakit yine vakti de doldurmuşuz, tamamlamışız. Yani yine ben hakikaten zamanın nasıl geçtiğini bugün anlayamadım. Her günkü gibi tabii. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun değerli hocam. Yani Davud Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Hazreti Nuh, Nuh Aleyhisselam derken bugün de Yunus Aleyhisselam'ı, evet, sizlerin dillerinden öğrenme, tanıma, anlama imkanına sahip olmuş olduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Evet. İnşallah yapacağınız dua ile birazdan tekrar döneceğim size. Evet değerli izleyenlerimiz, aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhterem müftümüzün, Doktor Emrah Kandemir hocamızın dillerinden Yunus Aleyhisselam'ı bugün sizlere, bizler anlamaya, sizlere de anlatmaya çalıştık efendim. Gerçekten ben burada dinlerken çok etkilendim. İnanıyorum ki sizler de ekranları başınızda dinlerken hakikaten kendinizi şöyle ne derler, zaman şeridi, zaman tünelinde bir o dönemlere, o zamana götürdünüz. O zamanki insanların yaşantısıyla kendinizi bir hemhal hale getirdiniz diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak değerli hocamıza da hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler inşallah ihsan eylesin. İlmiyle mücehhez kılsın. Amin. Sizlere de sağlık, afiyet, huzur ihsan eylesin inşallah. Artık Ramazan'ın bu son günlerini, cehennemden kurtuluş günlerini, içerisinde Kadir Gecesi'nin olabileceği günleri idrak ediyoruz, yaşıyoruz, geçiriyoruz. Dolayısıyla gecesi ibadet, gündüzü dua, ibadetle dolu dolu inşallah bu günleri, bu kıymetli zaman dilimlerini hep birlikte değerlendirelim, geçirelim diye son sözlerimiz de bu şekilde olsun değerli izleyenlerimiz. Yarın akşam yine Allah izin verirse bu ekranlarda İftar Sevinci programıyla huzurlarınıza, hanelerinize misafir olmaya geleceğiz diyorum ve sizleri Allah'a emanet ederek Sayın Müftüme yeniden sözü bırakmak istiyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Subhanallahi azim. Allah'ım sana inandık, sana güvendik, sana dayandık. Senin rızan için oruç tuttuk. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya ilahel alemin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bilerek bilmeyerek onlarca ve sayısızca günahlar işliyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın dilinden bildiğimiz, bilmediğimiz, işlediğimiz, işleyeceğimiz büyük küçük cümle günahlarımızdan dolayı yüce zatından af diliyoruz. Bizleri affeyle, imanla huzuruna kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim.